Herkese selamlar. Bugün size main DPS için bu yüzdenin nasıl kurulacağını, takımdaki hangi karakterin olacağı hakkında fikir sahibi olacağız beraber. Öncelikle arşiv bölümüne gidelim. Nerede arşiv? Arşiv neredeyse burada. Silahlar bölümüne girelim. Bu şu anda kullanacağımız build için tavsiye edeceğim silahlar şu şekilde. The Flute çok iyi. Black Sword varsa çok iyi. Primordial Jade Cutter varsa çok iyi. Skyward Blade hadi gene iyi. O kadar iyi değil ama gene iyi. İş görür. Tabi base hata yüksek olduğu için. Enerji Charge bu ulti hiçbir işimize yaramayacak. Fakat Chichin'in aynı şekilde ultisi de yüksek hasar vurduğu için Skyward Blade de gene iş görür. Yani sıralama yapacak olursak The Primordial Jade Cutter birinci sırada. İkinci sırada The Black Sword. Üçüncü sırada The Flute, dördüncü sırada da Skyward Blade olur. Belki hani Burst, yani ultisinin verdiği hasar yüksek olduğu için Skyward Blade belki Flute'ü geçebilir ama Flute de eğer ki refinleri yüksek ise, yani refin 3 ve sonrasında Black Sword'u ve Skyward Blade'i rahat geçer ama Jade Cutter crit rate'i yüksek olduğu için Jade Cutter her türlü birinci sırada. Silahları bitirdik. Şimdi artifekler konusuna girelim. Artifeklerde kullanacağımız set 4 set Blizzard Strayer olacak. 4 set Blizzard Strayer. Peki. Çiçekte alt statlar neler olacak? Crit rate ve crit damage'i bulduktan sonra gerisi o kadar önemli değil. Atak bulursanız çok iyi. Elemental Master yerine normal düz atak da olsa çok iyi olurdu. Yani crit damage bulduktan sonra gerisi o kadar mühim değil. Fakat yüzdelik atak her türlü işimize yarayacaktır. Tüy de crit damage bulduk. Gerisini fazla kasmayın, yani atak olursa iyi, olmasa da o kadar önemli değil. Çünkü hani kusursuz artifact bulmak o kadar kolay bir iş değil. Ben de enerji recharge ve HP gelmiş. HP yerine belki atak gelebilirdi. Elemental Mastery de olabilir. Enerji recharge o kadar önemli değil. Yani şu anda kullanacağımız build için enerji recharge o kadar önemli olmayacak. Fakat bir sonraki videoda çekeceğim Burst DPS çiçeği için enerji recharge kesinlikle önemli olacak. Kum saatinde üstte yüzdelik atak. Ben burada hani normalde offsette kum saati kullanmak pek mantıksız sayılır ama ben hiçbir şekilde üstte yüzdelik atak veren bir kum saati bulamadığım için Blizzard Strayer'da mecburen Xiaomi'nin, yani normalde bunu Xiao için kullanıyorum. Xiao'nun artefaktine offset'te kullanmak zorunda kaldım. Kullanacağım daha iyi artefaktler var mıydı? Pek sayılmaz, yani crit damage'i düşük. Sadece crit damage'i biraz yüksek olduğu için bunu kullandım. Bu crit damage yüksek ama üstte defans olduğu için atak her türlü işimize görecek. Kısaca anlatmak gerekirse asıl, yani kusursuz artefakt şöyle olacak. Üstte yüzdelik atak, altta crit rate ve crit damage bulduktan sonra Enerji Recharge, Elemental Mastery, Base Attack kesinlikle iş görecektir. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Fakat Crit Damage'i bulduktan sonrasında gerisini öne fazla kasmanıza gerek yok. Kupaya geçelim. Kupada mutlaka yukarıda Cryo Damage olması lazım. Cryo Damage burada en önemli işimiz. Yani Cryo Damage yoksa bu build'i oluşturamazsınız. Direkt Cryo Damage. Gerisi hiç önemli değil. Hani normalde aşağıda crit damage olması gerekir falan diyebilirim ama cryo damage olduktan sonra gerisi önemli değil. Ben de hangi cryo damage'ler var bakalım beraber. Şimdi ben de cryo damage 20'ye bastığım bir tane artifact var. Crit damage var aşağıda. Elemental mastery var. Enerji charge var. Enerji charge fazla gelmiş. Tabi benim normal kullandığım bu ilde, yani burst DPS çiçide enerji charge önemli olduğu için enerji charge'ı bayağı bir abandım. Tabi main DPS'te de o kadar hani bakılmaz enerji charge'ı ama böylesi fena da sayılmaz. Şimdi bu bir tık daha iyi olacaktır. Yani bunu kullanmak benim için main DPS için bir tık daha iyi olacaktır. Çünkü aşağıda yüzdelik atak var ve 20'ye yükselttiğim zaman bu yüzdelik atağın yükselme ihtimali var. Crit rate veya crit damage gelme ihtimali var. Bu yüzden bu bir tık daha iyi. Şuna bakacak olursak bu o kadar iyi değil. Yani şu an elindeki daha iyi. Şuna bakacak olursak yani sadece şu. Bunu kullanırsam main DPS için. Main DPS için bu bir tık daha önde olacaktır. Fakat o kadar da absürt bir fark olmayacaktır. Tabii tüm statlar atak gelmiyorsa veya aşağıda crit damage veya crit rate gelir. Full crit rate crit damage atmazsa arada pek bir fark olmayacaktır.
Şimdi kafalıkta ne kullanacağız? Kafalıkta normalde crit rate'i yüksek tutmamız gerekiyor. Crit rate'i yüksek tuttuktan sonra crit damage'i kafalıkta crit damage takıyoruz. Fakat bizim şu anda kullanacağımız bu build'de crit rate o kadar önemli değil. Çünkü Chichi kılıç kullanırken çok hızlı vuran ve sürekli crit rate'i tutturan bir karakter. Mesela %38 bir crit rate'te 4 vuruştan bir tanesi yani kritik patlayacaktır mutlaka. Ve ne kadar kritik patlarsa o kadar işimize değil de kritik patladığı zaman ne kadar damage vurursa o kadar işimize gelir. Bu yüzden ben kafalıkta crit damage kullanıyorum. Size de aynı şekilde. Önceki statlarda yani öndeki artifactlerde crit rate'i yüksek tutabilirseniz crit damage'i yani kafalıkta mutlaka crit damage kullanın. Bu tüm karakterler için aynı şekildedir bu arada. Crit rate'i öndeki artifactlerden yakalayıp kafalıkta crit damage'i takarsanız en güzel sonuçları alırsınız. Ben de bu yüzden kafalıkta crit damage kullanıyorum. Ve şansımı alt statlarda crit rate yüksek bir oranda %13 oranında çıktı. Bu artık benim için bir vazgeçilmez oldu. Daha sonrasında main DPS'i geçtikten sonra şu anda bu sadece main DPS Chichi için anlatacağım bir video olacak. Daha sonrasında healing bonuslu bir Chichi için kullanacağımız artefektleri ve hem main DPS hem healer Chichi'yi karşılaştırarak gene videolar çekmiş olacağız. Şimdi talentlara geçelim. Tabii ki şu anda kullanacağımız bu build'de yani düz atan yani auto'nun yüksek olması gerekiyor. Fakat ben normalde tekrar söylüyorum. Ben normalde burst DPS Chichi olarak kullandığım için sadece ultiyi yükselttim. Ultim 10 level şu an ama autom 6 level. Normalde eğer ki main DPS Chichi olarak kullanmak istiyorsanız auto'yu yükseltmeniz, ulti veya E'yi o kadar takmamanız gerekiyor. Auto ne kadar yüksekse o kadar daha çok işinize yarayacak. Bu video gördüğünüz zaman daha iyi anlayacaksınız bu konuya. Şimdi geçelim takım Şimdi oluşturmaya. gelelim takımda kimlerin olması gerektiğini. Öncelikle kullanmamız gereken tek karakter Chun-Yu. Chun-Yu olduktan sonra gerisi pek önemli değil. Chichi zaten kendi yayınını sağlıyor. Ve Chun-Yu'nun E'si sayesinde Chichi'nin vuracağı düz hasarlar yani autosu kraya ödemeci dönüşmüş oluyor. Bu şekilde iki kişilik takım oluşturulabilir. Fakat ekstra yani gelecek iki slotu da sadece bunlara destek sağlamasın. Yani Chichi'ye destek sağlaması amacıyla kesinlikle her DPS'de olduğu gibi Sakros ve Bennett. Takımımızı oluşturduk. Şimdi bu takımı oluşturduktan sonrasında Chun-Yu'nda hangi silah kullanacağız? Chun-Yu'nda enerji recharge veren bir silah kullanacağız. Enerji recharge hangisi olduğu önemli değil. Sacrificial Greatsword güzel olur. Yani Sacrificial Greatsword'unuz varsa yükseltirsiniz. Bunu kullanırsınız. Favoriniz Greatsword'unuz varsa favoriniz Greatsword da olur. Yani enerji recharge sağlaması yeterli olacaktır. Bu iki silahtan bir tanesi ki zaten düşmesi çok yüksek olasılık ve hani leveli o kadar fark etmiyor zaten. Şimdi kullanacağımız artifekler konusuna gelelim. Gördüğünüz gibi 4 set noblesse oblige setini takıyoruz. 4 set noblesse oblige setini taktıktan sonrasında yapmanız gereken tek şey buradan enerji recharge'ı seçmek. Enerji recharge'ı seçtikten sonra noblesse oblige olan ilkini yapıştırın. Direkt aynı şekilde noblesse oblige. Burada noblesse oblige. Enerji recharge da takılı kalıyor. Enerji recharge'ı takılı kaldıktan sonrasında direkt noblesse oblige'leri yapıştırın. Burada anomal damage bonus takmış. Yani saçma bir şekilde. Cryo damage bonus var mı bakalım. Yok. Tamam. Bu kalsın yani. Bizim için pek önemli değil. Sonrasında burada da aynı şekilde enerji charge ama diğerleri de kullanılabilir. Neyse bu artı 5 olsun. Takada kalsın. Bunu bitirdik. Tenantları yükseltmek istiyorsanız E'sini yükseltebilirsiniz. Konstikisi varsa kesinlikle işinize gelecektir. Verdiği süreyi kısaltmış yani E'nin süresini kısmış oluyor. Sakros'a geçelim. Sakros kesinlikle direkt Elemental Mastery oyunu üzerine oynayacağımız karakter. Elemental Mastery derken neyden bahsediyorum? Yani artifactlerde burada 4 tane Resetin Venerer setini kullanacaksınız ve buradan direkt Elemental Mastery seçeceksiniz. İlk gördüğünüz
Veri setin Venner setinden bir tanesini yapıştırıyorsunuz. Ben bunu takmışım. Hadi belki biraz hasar da yüksek olsun diye bunu takmışımdır ve artı 20'ye basmışım. Hayır pardon. Bu benim şahı için kullandığım silah da. Yani artifekte onu geçtikten sonrasında Cyclops için de kullanayım dedim. Elemental Monster'ı gördüğünüz gibi direkt yapıştırıyoruz. Veri setin Venner olacak, Elemental Monster olacak, direkt yapıştırıyoruz. Hydro Damage bunu takmışım mesela. Yani hiç çok saçma bir şekilde görülebilir ama Elemental Mastery'si yüksek olduğu için bunu takabilirsiniz. Tabi bunun için hazırladığım bir tane artifact de vardı, Elemental Mastery, ama daha yükseltmemiştim. Bunu da bitirdiğimize göre, yani Elemental Sakros'un Elemental Mastery'sini hazırladığımıza göre Tenetları da ne yapmamız gerekiyor? Tenetları yükseltmenize gerek yok, sadece levelini yükseltip, yani levelini 60 üstüne yükseltip Ascent basıp bunu açmanız yeterli olacaktır. Bunu açtıktan sonrasında Sakros'ta işimiz bitiyor. Bennett'e geçelim. Bennett'te yapmamız gereken tek şey silah olarak enerji recharge sağlayan ve base atağı yüksek olan bir tanesi yapılmak. Bakın mesela bu enerji recharge sağlıyor. Enerji recharge sağlıyor. Favori Sword normalde önerilir. Bennett için tabi Bennett healer olduğu zaman Favori Sword işimize gelir. Enerji recharge sayesinde sürekli ulti basıp bu şekilde ana DPS'imizin sürekli can sağlamasını sağlıyor ve atak bonusu sağlanmış olmasını sağlıyor. Ama Çiçi zaten bir healer olduğu için, yani kendi kendine heal verdiği için yapmamız gereken Festering Desire silahını kullanmak. Tabi Skyward Blade de kullanabilirsiniz ama Skyward Blade Çiçi'de de takıldı olduğu için Festering Desire bizim işimize gelecektir. Base atağı önemli sadece. Base atağı hangi silah yüksekse sizde onu takın. Alta enerji recharge varsa işinize gelir. Aynı şekilde Elemental Skill Damage'ini %32 güçlendirdiği için tabii ki Refin 5 ise sizde. Bu Festering Desire bu ult için kesinlikle Bennett'e %100 yakışacak silahları. Set bonusunda da gene Chornin'de kullandığımızdaki gibi 4 set Noble Sobri seti. Burada yapmamız gereken tek şey enerji recharge'ı basmak ve Elemental Mastery bulmak. Hani enerji recharge ve Elemental Mastery önemli bizim için. Elemental Mastery'si ne kadar yüksekse o kadar işimize gelir. Gördüğünüz gibi artı 20 silah crit rate crit damage vermiş. Fazla önemli değil. HP vermesi de bir yandan iyi olmuş. Çünkü Bennett'e ne kadar HP verirseniz o kadar vereceği heal yüksek olacak. Tabi burada normalde healing bonus takılıyor Bennett için. Ama ben Elemental Mastery takmışım. Elemental Mastery önemli bizim için şu anda. Çünkü Chichi ve Bennett'i birleştirip Melt hasarı hani ne kadar yükseltirsek o kadar iyi olacaktır bizim için. Elemental Monster'ı yapıştırıyoruz. Buradan gördüğümüz ilk Noble Sobriş'i direkt yapıştırıyoruz. Defans tartmışız mesela saçma bir şekilde hiç önemli değil ama Elemental Monster verdiği için en yüksek o verdiği için onu veriyoruz. Burada takmamız gereken Pyro Damage Bonus. Kesinlikle Pyro Damage Bonus varsa yani o Pyro Damage Bonus burada olmazsa olmaz. Elemental Monster olmayabilir ama Pyro Damage Bonus mutlaka olması gerekiyor. Sonrasında burada da Elemental Master, yani kafalıkta da aynı şekilde Elemental Master takıyoruz. Bennett'te işimiz bitti. Şimdi konserine gelelim. Konspira çıksa kesinlikle çok iyi olacaktır bu build için çünkü işte enerji yani canını asıl ana karakterin canını %70 yapmadan da aynı şekilde %20 atak bonusunu sağladığı için Conspire açıksa çok işimize gelecektir. Açık değilse de o kadar önemli değil. Tenantlarında yapmamız gereken tek şey ultisini ve E'sini yükseltmek, düz vuruşunu yükseltmemize gerek yok. Şimdi gelelim takım kombosunun nasıl olacağını görmeye. Öncelikle Fatih'in meç üzerinden bir deneyelim. Çişimizin E'sini kullandık. Üzerinde, mage'in üzerinde hemen gayet etkisi oluşturduk. Sigir ile bu zirencini kırıyoruz. 4 resetini, veren resetini kullanarak. Chonion'un E'sini kullanıyoruz ve Çiçi ile vurmaya başlıyoruz. Kombomuz sadece bu şekilde. Şu anda biraz düşük vuruyor. Hemen tekrardan sizin etkisini oluşturalım. Chonin nesini vurduk. Alan içerisine vurduğumuz zaman yüksek rakamlar görmeye başlıyoruz. 2724 çiçeği için ve Terence seviyesi düşük olan bir çiçeği için diyoruz. Bennett hem kalkan kırmak için hem de Mert özelliğini tetiklemek adına çok iyi oluyor takımına. Bennett'lerine şanlıkta kullanabilirsiniz. Zaten buz etkisi oluşturalım. Sakız ile buz etkisini tam oluşturamadık galiba.
Taklasıyla hemen birinci mikrodan bir tane neyse kullanalım. Ve uçuyor. Tamam. Gördüğünüz gibi 4K gibi rakamları, düz vuruşta 4K gibi rakamları görebiliriz Çiçi'yle. Çiçi gibi bir karakter için 4K inanılmaz bir sayı. Bu şekilde ölmüş oluyor. Şimdi takım kombosunu en iyi test edeceğimiz yerde burası. 4 Ring Guard'la savaşarak olacaktır muhtemelen. Çünkü match biraz daha hareketli olduğu için ve sürekli kaçtığı için biraz canım sıkıyor açıkçası. Burada daha iyi bir etki gösterecektir eminim ki. Şimdi toplanırsanız hepinize beraber dalmak istiyorum. Evet tamam boşaltalım. Hemen elini zıplanıyoruz saklısıyla. Sivil etkisi oluşturuyoruz. Çoğunluğun neyesini kullanıyoruz. Ultisini de kullanarak atak damage sağlıyoruz. Ve Çiçi ile vurmaya başlıyoruz. Yorma olayı hoş olmadı açacağız. Hemen buz etkisini oluşturduk. Saklısı ve sivil etkisini. Etkisiyle sivil rengini kırdık. Sonunun etkisini açtık. Donut'un ultisini açtık. Donut'un ultisini kullandık. Şimdi ise ultiyi kullanacağım. 32 tane. Gördüğünüz gibi 4 tane Ring Guard'a karşı bir anda hepsini 32 kavurmak gerçekten de etkili bir yok. Hemen tekrar yapalım. Biz etkisini oluşturdu. Ana dönmesin dur. Canım neye sınıflandı? Çiçeğiyle göz bulmaya başlıyoruz. 22 kar çünkü denetim ikisi yoktu. Şimdi ise takımın tek dezavantajı olduğu rakibe karşı kendimizi deneyelim. Dezavantaj ise şu yüzden, takımda bir tane okçu olmadığı için uçan rakiplere karşı bir şey yapamıyoruz. Sadece yere inmelerini bekliyoruz. Takımın dezavantajı bu. Bunun dışında hem GO'ya hem her türlü kalkan kırma konusunda iyi bir takım. Sadece uçan karakterlere karşı bir şey yapamıyor. Tekrar komboyu yapalım. Sivil etkisi oluşturduk. Çoğunluğun niyetini kullandık. Çiçeğiyle vurmaya başlıyoruz. 4K gibi rakamlar. Çiçeği için gerçekten de mükemmel rakamlar. İki tane de ultimiz geldi. Tekrar başlayalım. Canım neyesini kullandık. Buz etkisi oluşturduk. Buz etkisini kullandık. Tekrar buz etkisi oluşturuyoruz. Ultiyi kullanıyoruz. 32137. Az mı az değil. Tabi burst DPS değil. Bu normal düz hasarını el aldığımız bir karakter bu şu an. Düz hasarı da yüksek olan bir karakter. Burst DPS olarak gösterdiğim zaman çok daha yüksek sonuçlar görecektir. Hemen buz etkisini, buz direncini kıralım. Buz direncini kırdıktan sonra buz vuruş yaptığımız zaman 4K'yı görebiliyoruz rahatlıkla. Bu da öldü.